Tişört ekranlardan herkese günaydın. Arifendim Sabah Kahvesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz. Sevgili Aziz Güvener'le birlikte günaydın. Günaydın. Herkese hayırlı günler diliyorum ben de. Güzel bir gün geçirmeleri dileğiyle. İnşallah. İzleyenlerim. Yani hava buz. Evet, kar tatili var. Var. İki öğrenci gün. Olmak var ya. Evet. Yani son zamanlarda bu kar tatili olayı hani meteorolojinin verilerine göre önceden belli oluyor. Baktığın zaman da kar yok ama evet, işte o da yaşanan enteresan. Olumsuzluklar, tedbir işte. Yaşanan sıkıntıları önlem amaçlı bu kararlar alınıyor. Yani tedbir amaçlı hani olabilecek, evet. Çünkü kar bekleniyor. Yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Buna da değineceğiz ilerleyen dakikalarda. Aynen öyle. Evet. Çünkü işte bu en son kar yağdığında başta İstanbul çok büyük kilitlendi, sıkıntı oldu. Evet. İstanbul zaten ilk tedbiri aldı. Onun peşinden hemen Sakarya'da Sıval Çetin Oktay Kaldırım Başkanlığı'nda yetkililer toplandı. Yaklaşık 32 ilde galiba. Evet, öyle bir karar vardı. Karar alındı. Hemen toplanıldı ve Sakarya'da da o beklenen karar akşam saatlerine doğru çıktı. Efendim, okullar 2 gün tatil. Evet Hüseyin, verdin sağ ol. Manşeti, valilik kar fırtınası için önlem aldı başlığıyla çıktı Medyabar. Sakarya'da okullar kar tatili dedi. Ya haberimiz var, haberimizde detayları izleyelim. Daha detaylı bir şekilde haberde dinleyelim. Evet. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'yle uzman ve amatör hava tahmincileri günlerdir ekstrem soğuk hava ve kar yağışı uyarısında bulunuyor. Yaklaşık 2 gündür Dikmen ve Keremali gibi zirvelerde etkili olan kar yağışının gece saatlerinden itibaren Sakarya'daki şehir merkezlerinde de görülmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul ve Sakarya'yı etkilemesi beklenen soğuk hava ve kar yağışı öncesinde İstanbul Valiliği dikkat çeken bir kararı imza attı. Kar yağışına saatler kala Perşembe ve Cuma günleriyle hafta sonunda açık olan tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumlarının tatil edildiği, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği açıklandı. Aynı saatlerde Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'da ilgili kurum ve daire müdürlerine acil toplantıya çağırdı. Meteoroloji raporlarının değerlendirildiği olağanüstü il umumi hıfzı sıha kurulu toplantısında Perşembe ve Cuma günleriyle hafta sonunda açık olan tüm özel ve resmi eğitim ve öğretim kurumlarıyla Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin tatil edilmesine karar verildi. Aynı şekilde sağlık, güvenlik ve ulaşım hizmetleri dışında görev yapan memur, işçi ve diğer personelin 11 Mart 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Evet ya, şunu bir kez daha söyleyelim. Haberimizde söyledik. Evet, okullar, üniversiteler 2 gün tatil. Şu an bazı kişiler dışında kamu kurumlarında tatil yarın evet. Geçerli olacak. Kronik bugün değil. Hastalar, işte hamileler, aynen. Engelli vatandaşlar. Onların bugün onlar de izinli onlar. Bugün de izinliler. Ama normal normal çalışanlar, kamu çalışanları yarından evet. İtibaren izinler. Bugün yani çalışıyorlar. Bu bilgiyi de paylaşalım efendim. Şimdi hava durumuyla ilgili. Yarın yani kamu daireleri kapalı mı yarın? He, idari izinliler. Hepsi tamam. Hı hı. Yani ayırt etmek istedim. Evet evet. Ya ben onu atlamışım. Aha, yarın 11 Mart evet. 2022 Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildi. Alınan karar doğrultusunda okullarda bugün tatil. Aslında kar bu gece bekleniyor. Aha, bu gece mesela. Yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Ona değineceğiz zaten. Son bilgileri paylaşacağız yine hava durumuyla ilgili. Önce gidelim şimdi başka haberimize. Şoför esnafımıza bakalım. Akaryakıt fiyatları malum abi durdurulamıyor. Ya insanlar gerçekten hani ulaşımda çalışan esnaf. Çok zor durumdalar gerçekten. Gerçekten çok zor günler geçiriyor. Yani biz vatandaş olarak aracımızı çalıştırırken yani 10 kere düşünüyorsak onları 20 kere evet. Düşünüyor. Onların bir de işi yani ekmek götürüyorlar. Evet, sen çalıştırmayabilirsin evet, yani icabında. Vatandaş olarak biz dolmuş tercih edebiliriz akaryakıt zamlarından dolayı. Ama onlar maalesef yapamaz. Öyle bir şansları yok. Ekmeklerini bu işten kazanıyorlar. Gerçekten işleri çok zor yani. Evet ki artık kontak kapatmaya karar veren
şoför esnafı var. Gerek taksiler gerek dolmuşlar olsun. Ki dün bir akşam saatlerinde motoruna ciddi bir zam Geri geldi. çekildi sonra. Sonra geri çekildi. Evet. Çok da iyi oldu çünkü artık 1 liraya 2 liranın üzerinde bir zam geldi dün. Yani hepimiz şaşkınlığımızı gizleyemedik ya, Evet. yok artık bu kadar da olmaz dedik. Ama sonra geri çekildi o zam. Şimdi gidelim şoför esnafı neler söylemiş akaryakıt zamları ile ilgili, dertlerini kendilerinden dinleyelim. Herkes arabasını zaten plakalarını söküp arabaları şeye takoza çekiyorlar. Yani gidişat hiç iyi değil. Yani gün geçtikçe her gün zam geliyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Sürücü esnafı artık akaryakıt zamlarına yetişemiyor. Dövizde yaşanan hareketlilik ve Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesi akaryakıt fiyatlarını uçurdu. Öyle ki artık her gün akaryakıta zam geliyor. Akaryakıt fiyatları 20 liranın üstüne çıktı. Bu da en çok toplu taşıma esnafını etkiledi. Gidişatı iyi görmeyen şoförler artık kontak kapatmaya başladı. Tabii ki hoş bir durum yok. Yakıtlar şu anda pahalı. İster istemez arabalarımız yakıt yakıyor. Bu ister istemez yolcularımıza da yansıyor. Bizim taksimetrelerimiz yükseliyor. Bu sefer insanlar da çekiniyor arabalara binmeye. Bu da bizim iş potansiyelimizi düşürüyor yani. Yani gidişat hiç iyi değil. Yani gün geçtikçe her gün zam geliyor. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bir gün zam gelecek diye benzinliğe gidiyoruz, alıyoruz. Diğer gün bir daha zam geliyor, bir daha gidiyoruz. Bu bitmiyor. Her gün benzinlikteyiz yani. Çok kötü yani. Bunun sonu ne zaman gelecek, nasıl olacak hiç bilemiyoruz. Yani kestiremiyoruz. Şu an çok kötü. Valla bu mazotla bu dolmuşçuluk işi artık yapılacak gibi değil. Yani gerçeği konuşmak gerekirse ne zaman duracağı da belli değil bu mazotun. Nerede duracağı da belli değil. Yukarıya doğru gidiyor. 30 lira mı olacak, 40 lira mı olacak bilmiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Herkes arabasını zaten plakalarını söküp arabaları şeye takoza çekiyorlar. Yani sadece mazota zam gelmiyor. Usta işçiliği pahalı. Parça pahalı. Yani araba bir arıza yaptığı zaman en az 10 bin ile 50 bin lira arasında bir rakam. Şu şartlarda zaten bu parayı toplamak da zor. O yüzden yani şu anki durum iç açıcı değil. Vahim bir durum yani. Bize verilen zam şu anda eridi. Mazota gelen her akşam zamdan dolayı mal sahipleri olsun, şoförlerin olsun çok zor durumdayız. Yani biraz yardım bekliyoruz büyüklerimizden. Biraz esnafı düşünmesi lazım. Zam da bir çare değil. Yani ücretlere de zam yapılsa da bir çare değil. Çünkü mazota gelen zamlar bir anda bizi bir günde götürüyor aldığımız zamı da. Şu an çok zor durumdayız yani. Büyük yetkililerden yardım bekliyoruz. Fiyatlar yüksek olduğu için insanlar yani ya satıyor ya kiraya veriyor. Yani herkes bir çıkar yol aramaya çalışıyor. Geçirmeye çalışıyor ama şu şartlarda biraz zor gibi geliyor yani. Evet, şoför esnafı da akaryakıta gelen zamları bu şekilde değerlendirdi artık. Ya söyledikleri gibi sadece akaryakıt da değil. Yani Evet, bu araçların parça, bakımları her işte şeyi. arıza yaptığı zaman servise çekiyorlar araçlarını. Ve araçların yedek parçalarına da ciddi anlamda Çok büyük bir zamlar şey, geldi. evet. Hani o zamları tamam es geçiyorlar ama işte akaryakıtta yaşanan bu zamlar onları gerçekten çok zor durumda bıraktı. Ve ellerinden gelen de bir şey yok. Evet yani mesela işte anlatıyorlar çoğu aracı artık kızağa çektiklerini, Evet, plakaları çalıştırmadıklarını. söküp. Ve şey, ne diyorlar? Ay, unuttum. Yani Dediklerini. şöyle zamlar hani ücrete de yansıtamıyorlar. Heh, onu diyecektim, Yani evet. ücrete yansıtamadıkları için de kazandıkları para harcadıkları mazotu Aynen. karşılamıyor. Şey diyorlar ya, zaten yakın zamanda zam yapıldı ulaşıma Evet. ama o zam eridi. O zam gitti bu gelen artan Ya o maliyetler zam ve mesela bir hafta içinde eridi. eridi. Karşılamıyor yani. Artık Kesinlikle. dolmuşçular da bir şekilde tepkilerini dile getirmek için bu Ki şekilde eylem o yapıyorlar. dönem 5 liranın altında hani istemiyorlardı. 5 lira Evet. kıl payı kurtarır diyorlardı. Tam da rahatlatmaz. Belki şu an sorsanız 5 liranın üstünde bile diyecekler. Tabii canım yani karşılanmıyor. Ne yapsın Evet insanlar? yani. Günü Dediğim gibi kurtarma yani derdindeler, onu da yapamıyorlar. vatandaş kontağını kapatıp aracını çekebilir ama Çeker. Bu insanlar şoför esnafı çekemez. çekemez yani. Allah yardımcıları olsun. Evet. Vallahi yani herkes iş İnşallah bu olduğu gibi bunlar da iş zor. akaryakıttaki belirsizlik bir an önce son bulur.
Yani sadece şoför esnafı için değil, vatandaş için de ya, tabii artık bu durum, bir rayına girer ya, yani işte. Mesela baktığınız zaman çiftçiyi bile etkiliyor. Tabii canım, bu sene mesela işte çiftçiler çoğu yerden duyuyoruz, ekim yapmayacağız ekim diyorlar. Ekim yapmayacaklar yani onlar da. Çünkü onlar evet. da mazot fiyatları arttıkça onlar da etkileniyor yani. Allah vallahi herkesin yardımcısı olsun. Yani yaptıkları işi karşılamayacaksa niye emek yapacaklar? Harcayayım diyor evet. adam yani. Niye daha fazla borçlanayım ekim yapmam diyor. Diyor yani. Ya haklı o da. Evet. O da haklı yani. Yani bakalım ne olacak ya. Ama şu akaryakıt fiyatlarını biz artık gerçekten takip edemez hale geldik. Bakalım ne olacak. Şimdi gidelim tekrardan bir hava durumuna bakalım. Niye ben evet. bu araya farklı bir haber koyduk onu da anlamadım şu an. Kar ne kadar etkili olacak Sakarya'da efendim? Şimdi bunu biraz paylaşayım sizlerle. Biliyorsunuz zirveler beyaza büründü. Hüseyin, o görüntüyü sessiz oynatabilirsin. Görüntü var. Zirveleri de görelim bu arada. Evet. Hendek burası. Akyazı'nın da zirveleri, Hendek'in de zirveleri. Yani Sakarya'nın zirveleri efendim böyle beyaza büründü. 2 metreyi buldu kar kalınlığı. Şimdi bugün özellikle yarın kar yağışının şehir merkezine gelmesi bekleniyor. Yani şehir merkezinde de etkili olacak. Özellikle kaç santime kadar bekleniyor şehir merkezine? Serdim kampüs taraflarında uh-huh. 7-8 santime kadar uh-huh. tutması bekleniyor. Yine şehir merkezinde de 4-5 santim. Şehir merkezi o kadar değil de kampüs şu anda var mesela ya. Yüksek kesimlerde ha, işte var, Serdoğan'ın evet. yüksek kesimlerinde var. Ya oralarda tutması bekleniyor. Ya biliyorsun yani şehir merkezine kar geleceği zaman ilk işte Korucuk, Camili o taraflara o geliyor. O taraflara geliyor. İşte Serdoğan'ın yüksek kesimleri, kampüs gibi Hı-hı. işte diğer taraflara geliyor. Daha sonra merkezi geliyor ama merkezi çok etkili olmayacak galiba. Yani yüksek kesimlerin haricinde ha. çok da böyle hayatı olumsuz etkileyecek bir İnşallah. Kar yağışı. Ama uzmanlar görünmüyor örtü galiba. Bırakacak diyorlar. Hani evet. beyaz örtüyü katlanacak şehir merkezinde diyorlar bugün öğleden sonra Perşembe günü. Yine aynı şekilde Cuma günü de efendim devam etmesi bekleniyor kar yağışının ve tüm gün yarın etkisini sürdürmesi de öngörülüyor uzmanlar tarafından yapılan açıklamada. Hafta sonunda cumartesi ve pazar kar yağışı aralıklarla sürmesi bekleniyor ve hafta sonunda ne kadar kar yağacağının miktarı evet. henüz şu an bilinmiyor. Söyleyelim. Yani önümüzdeki bu 2-3 gün daha kar yağışı bekleniyor. Bakalım bugün yağacak mı şehir merkezi? Dün böyle bir şey oldu. Çok az şehir merkezi, Serdivan'da en azından gördüğüm karla karışık bir attı. Ya çok biz zaten kısa bir çok süre. Yağış alan bir il değiliz yani kar anlamında. Yüksekler alıyor. Yani yağdığı zaman da işte hani geçtiğimiz günlerde mesela yağdı. Tamam biraz etkili oldu ama böyle çok hayatı felç edecek Yok, şekilde olmadı. Etkili olmadı yani. Ama mesela yaylalarda zaten dün Kadir evet. abiyle mesela görüştüm. Dedi ki zaten Dikmen Yaylası'nda hani kar hiç erimedi. Evet. Yaylalarda hep kar var, sadece yüksek mahallelerde etkisini gösterdi kar yağışı. Yoksa yaylalar zaten ne beyaz örtüyle evet. kaplıydı. Tekrar söyleyelim, bugün özellikle kar yağışının şehir merkezinde yağması bekleniyor. Yarın da etkili olması öngörülüyor. Hafta sonunda aralıklarla yağması uzmanlar tarafından açıklandı. Yaşayıp göreceğiz hep birlikte. Şimdi Aziz abi sen yıllardır bu meslektesin. Evet. Birçok habere imza attın. Özellikle asayiş haberlerinde birçok haberde başarılı haberlerim var. Şimdi baroda emniyetten bir talepte bulundu. Bu sorgu odalarındaki o kameraların, yani avukatla müvekkilin görüştüğü evet. görüşme odasındaki kameraların kaldırılmasını istedi. Ve bu konuda İl Emniyet Müdürlüğü'ne Sakarya Baro Başkanı İknur Ebiz Yıldız tarafından bir yazı gönderildi efendim. Yazıda avukat görüşme odalarında kamera bulunmasının anayasal hakkımıza ve CMK'daki düzenlemelere aykırılık teşkil ettiğini, hukuka aykırı şekilde bulunan kameraların kaldırılması gerektiği düşüncesiyle söz konusu talepte bulunduğumuzu bildirilmesinden ibarettir ifadelerini yani bu uygulama söylemiş. İlçe emniyet müdürlüklerinde yapıldığını biliyoruz. Yani yapılan açıklamada. Yani ben daha önce böyle bir şeyin hani yapıldığını görmedim ama bunu Emniyet Müdürlüğü neye istinaden yaptı? Onu da sorgulamak lazım. Bu her hukuka aykırı bir durum. Mu? Yok. Hukuka aykırı yani baronun yaptığı açıklamaya bakarsan hukuka aykırı bir durum. Sorgu yani müvekkiliyle avukatın görüştüğü özeldir yani. Odanın izlenmesi, kamera konulması yapılan açıklamada bu şekilde Hı. belirtiliyor. Ama bir taraftan da emniyet de bunu yapıyorsa bunun da bir karşılığı olması lazım. Yani bununla alakalı
Yani işte şu maddeden dolayı veya şundan evet, dolayı bunu gerekçe yaptık diyebilmesi lazım. Emniyetten de bu konuyla alakalı bir açıklama yok. Yok evet gelmedi. Ama ben yani ilk defa böyle bir şey görüyorum. Yani hani tam sorgu odalarında mecbur olacak. Onda bir şey yok da dediğimiz gibi avukatla müvekkilinin görüşmesi belki özel yani, yani o. Yani şöyle emniyette mesela işte nezarethanelerde falan kameralar bulunuyor. Hı hı. İşte orada yaşanan olumsuzlukları veya çok öncelerden hani geçtiğimiz yıllar demeyeceğim de çok öncelerden işte dayak konusu, işte farklı iddialar sonradan işte nezarethanelere, emniyetin içindeki farklı bölümlere kameralar koyuldu mesela. Hı hı. Onlar olumlu karşılandı. Hani yaşanılan o olumsuzlukları, tamam, iddiaları normal eritti, hı hı, ve çürüttü. Ama bu olayı ben de mesela ilk defa görüyorum yani, duyuyorum. Evet yani. Yani farklı illerde bu yaşandı mı daha önce bilmiyorum ama Sakarya'da ilk defa duyuyorum böyle bir şeyi. Hadi mesela cezaevinde de olur. Cezaevinde de var zaten. Orayı var, anlarım. Evet. Ama mesela emniyette niye var? Ama henüz bir açıklama gelmedi. İlla ki bir açıklama, hı-hı, yapılacaktır. Evet. Ya bir gerekçe illa ki vardır. Bununla ilgili de itiraz etmişler zaten. Etmişler, kaldırılmasını baro istiyor baro. Talep etmişler bununla alakalı. Yani bakalım durum emniyetten ne cevap gelecek? İki gündür şu, evet, an ses yok bununla ilgili. Biz de merak ediyoruz açıkçası ne cevap geleceğini emniyetten bu konuyla ilgili gerekçelerine. Hı-hı. Şimdi gidelim tekrardan yağışlara efendim. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl özellikle Sapanca Gölü'nde kuraklıktan dolayı su seviyesi çok düşmüştü. Hatta o kayıklar falan artık toprak üstünde kalmıştı. Ama bu yıl çok güzel bir gelişme yaşandı. Yağan yağmurlar efendim Sakarya'ya yaradı. Sakarya'nın Sapanca Gölü'nün seviyesi, evet, yükseldi. Sakarya Nehri'nin debisi yükseldi. Ekrem Müjen'in de bir açıklaması vardı biliyorsun. Yani maksimum seviyeye, evet, ulaştık diye. Diye. Çok da güzel oldu. Bu, evet, durum bizi çok sevindirdi. Ama uzmanlar tabii ki bu konu, hı-hı, bu kadar da yeterli olacağı görüşünde değiller. Özellikle su döngüsüne çok dikkat çektiler. Su döngüsünün korunması gerektiğini belirttiler efendim. Gidelim uzmanın açıklamalarına. Sakarya'da son aylarda etkili olan yağışlar göl, nehir ve derelerde su seviyesini yükseltti. Su kaynakları bakımından zengin iller arasında yer alan Sakarya'da etkili olan kar ve yağmur yeraltı sularının düzenli beslenmesine katkıda bulunuyor. ...2014 yılında 29.64 KOT seviyelerini gören Sapanca Gölü, bu yıl özellikle Ocak ve Şubat döneminde etkisini gösteren yağışlarla son yılların en iyi seviyesine çıkarak 32.20 metre ile maksimuma ulaştı. Sakarya Nehri'nin debisi ise 221 metreküp saniye ölçüldü. Doçent doktor Mahnaz Gümrükçüoğlu Yiğit, son dönemlerde normal seyrinde devam eden yağışların su kaynaklarını beslemesi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Dolayısıyla son dönemde meydana gelen bu yağış artışı dediğimiz şey, ki aslında yağışlar çok artmadı, normal seyrinde devam ediyor. Bu su kaynaklarını elbette ki beslemesi açısından bizi rahatlatıyor açıkçası önümüzdeki dönem için. Çünkü biz yarı kurak bir bölgedeyiz ve yılın bir dönemini kurak geçiriyoruz. Barajlardaki su seviyesinin yüksek ölçülmesinin her şeyin yolunda olduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Yiğit, su döngüsünün korunmasının önemine işaret etti. Afetlerden kurtulabilirsiniz ama Türkiye'de hep deprem ön plana çıkarılır ama kuraklık bizim için çok ciddi bir afet aslında. Dolayısıyla kuraklık problemini yaşamamak için önlemleri gerçekten çok inceleyip sık dokunularak planlanması ve önlemlerin buna göre alınması, risk yönetiminin çok iyi yapılması gerekiyor. Yani. Yiğit, yeraltı ve içme suyu güvenliğinin sağlanabilmesi için şu tavsiyelerde bulundu. Tarımsal sulama yöntemlerinde yapılacak olan iyileştirmeler, farklılaştırmalar bu suyun kullanımını azaltır. Yani daha az suyla daha iyi tarım yapabilme tekniklerini ortaya çıkarmamız gerekiyor. Kentlerde bu kadar betonlaşmadan vazgeçilmesi gerekiyor. Artık sünger kentler denilen bir kavram var. Dolayısıyla yeraltı sularını, yani kente gelen bütün
yurtunu beton zemin üzerinden yüzeysel akışla hemen kaybettiğimiz yeraltı suyunu beslemeyen o yağış sularının kent içerisindeki alanlarda, yani su geçirgen alanların arttırılmasıyla yeraltı suyunu beslemesi söz konusu. Hatta tamamen geçirgen asfaltlar bile üretildi. Dolayısıyla bunları yaptığımız zaman o zaman kentlerde de hem kent içi sellerden kurtulmuş olacağız, hem aynı zamanda da kentlerin yeraltı suyunu ya da su kaynaklarına verdiği zararı da minimize etmiş olacağız. Evet, su kaynakları bizler için çok önemli. Temel yaşamlarımızdan biri. Ya baktığımız içinde zaman geçtiğimiz yıllarda biz kuraklık tehdidi altında kaldık. Geçen yıl. Evet. Ondan önceki yıllarda da yaşadık. Ama bir taraftan da işte bu yağışların fazla olması ve yeraltı kaynaklarını beslememiz anlamında da bir tehlike oluşturuyor. Buna dikkat çekmişler. Ya biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yani dünyada küresel ısınma diye bir gerçek var. Bizler de bunu yaşıyoruz. Evet, belki şu an çok fazla aman aman hissetmiyoruz. Yetkililer, uzman isimler bunu daha net görüyor ama bundan seneler sonra belki çocuklarımız, torunlarımız daha çok hissedecekler. O yüzden şimdiden önlem almamız gerekiyor. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hassas davranmamız gerekiyor. Ama en azından hani Sapanca Gölü, Sakarya'nın içme suyu, Sapanca Gölü'nün yine Sakarya Nehri debisinin yükselmesi, su seviyelerinin artması, barajların dolması tabii ki çok mutluluk verici bir durum. Evet. Evet, yerel gazetelerimize geçelim. Yerel gazetelerde manşetlerimiz bugün hemen hemen aynı. Biz de her gazeteden farklı bir haberle gündemi aktaralım. Yeni Sakarya Gazetesi ile başlıyoruz manşetlerimize. Yeni Sakarya Gazetesi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin Tarım ve Orman Bakanı'na yaptığı ziyareti manşetine taşımış. Sakarya üretecek başlığıyla vermişler haberi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sakarya'da devam eden ve planlanan projeleri anlatan Yüce, üreten bir Sakarya'yı inşa ediyoruz. İnşallah bakanımızla güzel işler yapmak nasip olur demiş Sayın Ekrem Yüce açıklamasında. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Profesör Doktor Vahit Kirişçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yüce, Sakarya'da tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmaları anlatarak üretiyoruz ve üretenin elinden tutuyoruz. Çiftçiye tohum desteği verdik, balımız, sütümüz, etimiz, peyzaj ürünlerimiz var. Sakarya'yı üretimde, tarımda, hayvancılıkta marka şehir yapmayı arzu ediyoruz. Bilindiği üzere damızlık, manda üretiminde başladık. Hayvancılığa nefes olmak için yola çıktık demiş Sayın Ekrem Yüce yaptığı ziyarette. Sakarya'yı işte tarımsal anlamda yapılan faaliyetleri Sayın Bakan'a aktarmış. Yani belki bu görüşmeden farklı şeyler de çıkar. Evet, olabilir. Yani farklı bakalım. Projelerle alakalı da bilgi alışverişinde bulunmuştur. O da olmuş olabilir. Evet. Adapazarı Akşam Haberleri gazetesiyle devam ediyoruz. Adapazarı Akşam Haberleri gazetesi de artan gıda fiyatlarını manşetine taşımış ve indirimi kimse beklemesin demiş manşetinde. Artan gıda fiyatları nedeniyle esnaf satamıyor, vatandaş alamıyor. Üst başlıkta, manşet başlığı ise kimse indirim beklemesin demiş Adapazarı Akşam Haberleri gazetesi. Hemen hemen her gün gelen zamlar nedeniyle vatandaş tüketimini kısmak zorunda kalırken pazarcılar da satış yapamamaktan şikayetçi. Katlı pazar yeri esnafları akaryakıt maliyetleri düşmedikçe sebze ve meyvede düşüş beklememesi gerektiğini dile getirmiş vatandaşların. Yani gıda fiyatlarında yakın zamanda bir düşüş beklenmiyor diye belirtilmiş. Hepsi birbirine bağlı. Evet. Tüm etkenler birbirine bağlı. Sakarya Yeni Haber gazetesi, bilindiği üzere aile hekimleri özlük haklarıyla alakalı eylem gerçekleştiriyor ve iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor. Bunu manşetine taşımış. Geri adım yok başlığıyla vermişler haberi. Sakarya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Nihat Taylan Timur, 13 Mart'ta 3 günlük iş bırakma eylemi başlatacaklarını belirterek
hakkımızı alana kadar eylemlerimiz devam edecek. Geri adım atmak yok demiş Sayın Taylan Timur yaptığı açıklamada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şartları beğenmeyen doktor istediği yere gidebilir açıklamasının eylemler karşısındaki çaresizliğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Timur, bir pratisyen hekim 6 yılda, uzman doktor 10 yılda yetişiyor. Yani iyi bir doktor olmak için en az 10 yıl daha eğitim almanız gerekiyor ifadelerine yer vermiş. Evet, 14, 15, 16 Mart'ta da 3 günde eylem yapacaklar. Sağlık ocakları, aile merkezleri kapalı olacak. Evet, bizim Sakarya Gazetesi ile devam ediyoruz. Bizim Sakarya Gazetesi de manşetine Sayın Ekrem Yüce'nin yaptığı ziyareti getirmiş. Biz diğer gazetede bu haberi verdiğimiz için farklı bir habere ekranlara getiriyoruz. Fethullah Gülen'in yerine Uzun Cevdet başlığıyla vermişler haberi. Kapatılan Zaman Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olan Ekrem Dumanlı iddiaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi uzun bir aradan sonra bugün, yani bir saat önce ziyaret ettim. Sonra gördüm ki bazı zevzekler gün boyu öldü haberleri yaymışlar. Bunlara haber vereyim. Çoğunuzun helvasını yiyecek kadar yaşıyor, sağlıklı demiş. Evet, böyle bir iddia atıldı. Saçma sapan bir açıklama yapmıştı. Sosyal medyada Fethullah Gülen öldüğüne dair bir iddia atıldı ki Fethullah Gülen'e yakın isimlerden biri de Sakaryalı Uzun Cevdet lakaplı kişi, evet. Hemen görüyorsunuz. Yerinde de onun getireceğini söylemiş. Onun getirecek ama ölse zaten herhalde gizlenmez ya da belli bir süre gizlenir de yani ondan sonra illaki açığa çıkar. Yani evet. Olacağı da belli olmaz gerçi. Yeni Gün Gazetesi ile devam ediyoruz. Yeni Gün Gazetesi de yine aynı şekilde Sayın Ekrem Yüce'nin ziyaretini manşetine taşımış. Biz farklı bir haberle devam ediyoruz. Büyükşehir kar nöbetinde başlığıyla vermişler haberi. Büyükşehir Belediyesi il genelinde etkili olması beklenen kar yağışı için dün akşam itibariyle teyakkuza geçti. Kent merkezi ve tüm ilçelerde 52 araç ve 88 personel ile ulaşımda ve hayatın her noktasında yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek için ekipler 7/24 nöbete başladı demiş. Evet. Yeni Gün Gazetesi alınan önlemleri bu şekilde haber haline getirmiş. Zaten o kar haberinden sonra hemen teyakkuza geçildi. Evet. Sakarya'da da. Sakarya Halk Gazetesi ile devam ediyoruz. Sakarya Halk Gazetesi de Sayın Yüce'nin ziyaretini manşetine taşımış, tarımda yeni projeler yolda başlığıyla vermişler haberi. Aynı şekilde diğer gazetelerde de aynı başlıklar olduğu için farklı bir habere geçiyoruz. İspiroğlu'na 3 yıl 4 ay hapis demiş diğer bir haberde. Karasu 2. Asya Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan ve 13 kişinin yargılandığı belediye ihalesinde edinimin ifasına fesat karıştırdığı iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Hakim sanıklar Mehmet İspiroğlu, Ali Güz ve Gökhan Reis'in üzerlerine atılan suçu işlediklerini anlaşıldığını belirterek ayrı ayrı 4'er yıl hapiste cezalandırdıklarını açıkladı. Hapis cezaları ise daha sonra Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek 3'er yıl 4 ay hapse dönüştürüldü demiş. Bu da ertelenmiştir, evet. Büyük ihtimalle cezalar. Şey ya, Karasu çok, yani Sakarya'nın önemli ilçelerinden, evet. Biri. Ama hep farklı haberlerle gündeme geliyor. Ya yani. Yöneticiler yönünden çok şanssız değil mi? Evet, çok şanssız. Yani turizm alan bir ilçemiz bizim. Turizm dendiğinde Karasu da akla gelir. Ama gel gör ki... Ya, kuzey bölgesinde maalesef böyle sıkıntılar var. Gerçekten ya. Evet, Adapostası gazetesiyle devam ediyoruz. Yani baktığımız zaman gazetelerin tamamı Ekrem Yüce'nin ziyaretini manşetine taşımış. Evet. Adapostası gazetesi de bunlardan bir tanesi. Ekrem Yüce'yi manşete taşımış. İşte bakan ziyaretini vermişler. Biz yine farklı bir haberle devam ediyoruz. Bakkallarda bolca yağ var. Başlığı da vermişler haberi. Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Aktardağ'ın bakkallarda başta sıvı yağ olmak üzere
her üründen bolca bulunduğuna dikkat çekerek stokçulara ve zincir marketlere tepki gösterdi demiş. İşte evet. Yani günümüzde yağın önemi diyebiliriz. Yağla alakalı devamlı bir açıklama var yani günümüzde. Yani yerel esnafa biraz daha hem destek mahiyetinde olur. Bakkallar bizim geleneğimizde var yani. Biraz da hem bakkallardan da alışveriş. Ya semtlerde bulunan bakkallar bu hani saklama işte stokçuluk yapma anlamında zaten bir girişim olamaz. Yok. Semtlerdeki bakkallar vatandaşın evi gibidir yani. Sayın Başkan da buna dikkat çekmiş. Evet. Şimdi gidelim Sakaryaspor'a. Evet. Dün Çorum FK ile erteleme maçı oynandı. Ertelenmiş 22. haftada maç kar yağışından dolayı dün oynandı. Evet. Atatürk Stadyumu'nda güzel bir skor aldı Sakaryaspor. Kritik bir karşılaşmaydı. Sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Goller tabiri caizse efendim leblebi gibi geldi peş peşe. Yani 20. dakikada vereceğiz mi özeti? Vereceğiz. Ya özet değil, golleri aldım. Tamam, verelim golleri. İzleyelim önce bir, sonra konuşacağız. Evet, Emre Bulut'tan işaret geldi mücadeleye. Çorum Futbol Kulübü başladı. Başarılar Sakaryaspor. İsmet Benli. Pası Berkay Can. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta erteleme maçında Sakaryaspor Çorum FK ile Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Girmedi, kalecisi Furkan Köse ile oynadı. Furkan'dan Ümit'e, evet bu ikili Niğde deplasmanında, Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında eksikti, yoktu sakatlıkları sebebiyle. Bu kritik maçtan Sakaryaspor 4-1'lik skorla galip ayrılıp hanesine 3 puan daha yazdırdı. Kocabal'da Ümit Kurt'un yanında stoper olarak eşlik ediyor. Yeşil siyahlıların gollerini 20. dakikada Ömer Bozan. Doğru, Ümit Kurt var orada, Ümit'in vuruşu. Ömer Bozan ve gol! 20. dakikada Ömer Bozan'la golü bulduk. 60. dakikada Tahir Babaoğlu. Sağ kanatta Oğuz Yıldırım, atak atılan isim. Oğuz. Oğuz Yıldırım yerden sert ortası ve gol. 60. dakikada golü bulduk Tahir Babaoğlu'yla. 70. dakikada Hurşit Taşçı ve Ömer Bozan. Solu Hurşit oynadı. Hurşit kaleye baktı. Hurşit'in vuruşu ve gol. 70. dakikada Hurşit Taşçı'nın golüyle 72. dakikada Ali Özgün attı. Ömer Bozan kaleye baktı. Ömer'in vuruşu. Dönel top. Ali Özgün ve gol. Goller sırayla geliyor Sakarya Atatürk Stadyumu'nda. Rakip takım Çorum FK'nın tek golünü ise 65. dakikada Burak Çalık kaydetti. Bu kulübünde kaldı Murat Yıldırım. Mehmet Akyüz. Mehmet'ten Burak Çalık'a. Burak karşısına Oğuz Kocabal var. Burak Çalık kaleye baktı. Burak'ın vuruşu. Güzel bir gol. 64. Ve Sakaryaspor Çorum FK karşısında 4-1'lik bir galibiyet aldı. Sen de karşılaşmadaydın. Nasıldı? Yani baktığımız zaman evet, çok istekli bir Sakaryaspor vardı. Artık yani oynanan futbol veya işte o mücadele değil de alınan puan önemli bizim için. Artık ligin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yani galip gelelim, 3 puanı hanemize yazdıralım, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyelim. Tabii ki hani futbolda eleştirilecek, konuşulacak çok şeyler olabilir. Ama işte galibiyet bizim için çok önemlidir. Yani bu liglerde artık oynanan futbola değil de alınan puanlara bakılıyor maalesef. Biz de alınan puanlara bakıyoruz. İnşallah bu hafta sonunda kendi evimizde Adıyaman'ı konuk edeceğiz. Bu karşılaşmadan da galip ayrılırsak çok iyi olacak. Çok iyi olacak. Yani bizim için artık bundan sonraki karşılaşmalar hepsi final havasında. Emin adamlarla şampiyonluk yolunda ilerliyoruz diyebiliriz. Evet, yani rakipler de tabii ki bu süreçte çok önemli. Yani buradan da bir çağrıda bulunmak gerekirse hafta sonu oynanacak karşılaşmaya taraflarının ilgi göstermesi gerekiyor. Takımlarını yalnız bırakmasınlar. Stada gelerek takımlarına destek olsunlar. Evet. Çağrısında bulunalım. Pazar günü zaten maç. Evet. Büyük ihtimal biraz daha dün saat 2'de yoğunluk olur diye düşünüyorum ben. İnşallah. Ya dün hafta içiydi. Herkes işteydi, güçteydi. Gelememiştir ama
artık hani maçlar kritikleşti. Evet. Daha bir önem arz ediyor. Ama güzel gol sevinçleri benim çok hoşuma gitti. Yani ben hani gol sevinçleri her zaman bakarım, izlerim, dikkatimi çeker. Zaten Sakaryaspor'da kritik birkaç isim var benim gözümde. Onlar zaten hani daha çok ağırlıklı olarak başı çekiyorlar. O isimler de zaten dün yine topu fileyle buluşturan isimler oldu. İnşallah böyle devam eder serimiz. Yani güzeldi. Güzel de bir maçmış, heyecanlıymış. Evet. Zevk aldınız mı? Tabii tabii, güzeldi maç. Yani devamlı hareketli, heyecanlı bir karşılaşma değildi. İnşallah bundan sonraki kalan maçları da sorunsuz geçerek şehrin beklediği o şampiyonluğa ulaşırız diye düşünüyorum. İnşallah. Adıyaman güçlü bir rakip mi? Yani orta, alt sıralarda, düşme hattına yakın sırada yer alan bir takım. Yani takımların hani sıralamada nerede olduğu çok önemli değil. Galip de gelebilirsiniz, mağlup da olabilirsiniz. Evet, ki örnekleri var. Çünkü ölçüsü olmayan bir lig. Takımlar farklı reaksiyonlar da gösterebiliyor. Yani çok iyi olmayan bir takım o hafta size karşı çok iyi oynayabiliyor. İnşallah kayıpsız geçeriz bu haftayı da. İnşallah ki Sakaryaspor hani alt sıralarda olan bir takımı yine ikinci sezonun başlarında yenildi yani. Yani geçtiğimiz hafta mesela Niğde karşılaşması vardı. 3-2 bitti. Gollü geçen bir karşılaşma. Niğde'de en son sırada yer alan bir takım. Ona rağmen farklı bir reaksiyon gösterebildi. Deplasmada oynadığımız karşılaşma. O da mesela bir ölçüdür bakıldığı zaman. Yani takımların nerede, ne şekilde yer aldıkları önemli değil. Her takıma karşı çıkıp Sakaryaspor'un oynaması gerektiği futbolu oynayıp galip gelmesi gerekiyor. Evet, inşallah bu önümüzdeki maçlarda da böyle olacak. Evet. Şimdi efendim devam edelim. Ülke gündemiyle Hürriyet gazetesiyle başlayalım. Bugün tüm dünyanın gözü efendim Antalya'da Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim için yetkili isimler Antalya'da bir araya gelecekler. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önderliğinde Hürriyet gazetesi de bu manşetle çıkmış. Dünya Antalya'dan güzel haber bekliyor demiş. Rusya ile Ukrayna arasındaki üst düzey ikili temas bugün gerçekleşecek. İki ülkenin dışişleri bakanları bugün Antalya Belek'te buluşuyor. Dünya nefesini tutmuş, bu toplantıdan çıkacak kalıcı ateşkes haberini bekliyor demiş. Efendim 11'de toplanacaklar hatırladığım kadarıyla. Yanlış söylemiş olmuyorum ama 11 diye biliyorum saati, bir araya gelecekler. Açıklamalar var bu görüşme öncesi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, umarım Antalya barış için adım atılacağı yer olur demiş. Yine Rusya Dışişleri Sözcüsü de Ukrayna yönetimini devirmek, devleti ortadan kaldırmak, ülkeyi ilhak etmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söylemiş. Bu sözler de Antalya öncesi yumuşama olarak yorumlanmış efendim. Bakalım bugün bu görüşmeden neler çıkacak? Tüm dünya bir kez daha söyleyelim, Antalya'ya kilitlenmiş durumda. İnşallah hayırlı haberler çıkar. Ve Sabah gazetesiyle devam edelim. Sabah gazetesi de Batı Ukrayna'yı sahipsiz bıraktı başlığıyla çıkmış. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına yer vermiş. Evet, manşet geldi. Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına yönelik cadı avını andıran uygulamaları da kabul etmiyoruz demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gelişmiş devletler zulme esas ses çıkarmadı. Bu vicdansızlıktan ne yapıp yapıp biz barışın çocuklarını yeniden İHA etmeliyiz. Türkiye duruşuyla, merhametiyle insanlığın yüz akı olurken ağızlarını her açtıklarında insan haklarından bahsedenler sınıfta kalmıştır ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Evet. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesi de hekimler değil, siz gideceksiniz demiş. Üste hemen Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü vermiş. Beni Türk hekimlerine emanet ediniz sözünü vermiş. Doktorlar için giderlerse gitsinler diyen Erdoğan'a tepki var demiş. Pandemide canları pahasına görev yapan doktorlarımıza rest çekilmesi, infial yarattığı vatandaş hakkını arayan vefakar hekimlerimize sahip çıktı demiş. Erdoğan sıkıntıları yüzünden devletten özele geçen veya yurt dışına giden doktorları eleştirerek varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteyi yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz demişti. Bu sözler başta doktorlar olmak üzere her kesimin vicdanını yaraladı demiş. Meslek örgütleri, sendikalar, STK'lar, siyasetçiler ve duyarlı vatandaşlar iktidarın küçümsediği doktorlarımıza sahip çıktı.
hekimler değil 2023 seçimlerinde siz gideceksiniz ifadeleri kullanmış ki hekimler de Sakarya'da da eyleme gidiyor, az önce paylaşmıştık sizlerle. Cumhuriyet Gazetesi ile devam edelim. Cumhuriyet Gazetesi de devletin malı gerçekten deniz başlığıyla çıkmış. AKP iktidarı doğalgaz tesisi için Marmara Denizi'ni satıyor demiş. Kamuya ait firmaları, santralleri, arazileri elden çıkaran iktidar sonunda denizi de özelleştirme kapsamını aldı. Tekirdağ Doğalgaz, Kombine, Çevrim, A ve B santralleri 2026 başına dek özelleştirilecek. Özelleştirmede deniz alanı da olacak demiş bugünkü manşetinde. Ve son gazetemiz Posta Gazetesi de Umudun Zirvesi başlığıyla çıkmış. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları bugün savaşın başından bu yana ilk kez üst düzey barış görüşmeleri için Antalya Diplomasi Forumu'nda buluşuyor. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da katılacağı üçlü zirveden savaşı bitirecek bir sonuç çıkarsa milyonlar rahat nefes alacak demiş. Antalya'daki zirveyi manşetine taşımış Posta Gazetesi de bugün. Bakalım ne çıkacak. İnşallah hayırlı haberler çıkar. Evet. Savaş biter. Bizim ev sahipliğimizde yapacak evet. Toplantı. Yani Türkiye için de önemli bir adım oldu bu. Evet. Baktığın zaman güzel bir işe vesile olmuş olacak. İnşallah diyelim ve bugün de sonuna geldik. Evet. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet, ben de teşekkür ederim sana abi. Yarın saat 10'u gösterdiğinde bizler yine bu ekranlarda gündemi değerlendireceğiz efendim. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hava çok soğuk. Dikkat edin. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.